Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte hassas da mont yıkayacağım. Yine aldığım montu yıkayacağım. Eski montu yıkayacağım. Şuna bakayım, bir etiket var mı? Yok. Şu yeni aldığım mont. Bu da eski aldığım mont. Deterjanı deneyeceğim. Bir de şu Vanya Supreme var. Şöyle ilk başta yumuşatıcıyla dokunuyorum. Bugün yıkayacağımız problem hassas. Çünkü aldığım yer bana hassas da yıkamamı söyledi. Yeterli. 30 derece 800 devir. Kasım. Kameram kaymış. Şöyle yapalım. Eğer ucu durursa eğer. Şöyle yapayım. Geçeceğim. Duruyor bu normalden. Bugün niye durmamak? Durmamazlık yapıyor. Şöyle deneyelim. Şimdi videoyu şu an onların isteklere göre videoyu böyle çekmemin daha çok mantıklı olduğunu söylediler. Şu an baştan söylüyorum, montu sıkmayabilir. Çünkü iki tane ağır mont var. Belki sıkar, belki sıkmaz. Yani çok bu makine o kadar güzel ki, yani yaptığı hareketleri hiç, her zaman aynı hareketleri yapmıyor. 6 ay oldu alalı. 6 ay içinde gayet memnunuz. Ailem de memnun. Yani çok sesi de yok. Yani hatta hiç... Pardon. Bunun yanında bir ek bir takviye bir şey koyacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. İçeriye baskın görevli. Baskınlarla kapatıyorum. Evet, ağzımda. Altı ay oldu dediğim gibi, makinem 6 aydır bende ve 6 aydır gayet memnunuz. Şu an sadece bir bulaşık makinemden çekiyorum, onu da işte acil kaynaklısı yardımcı oluyor zaten. Bugün aldığım deterjanı da göstereyim. Şöyle Viking deterjan, renkler ipek özlü diyor. Gerçekten güzel kokuyor ama köpürmesini bilmiyorum şu an. Bu kadar su aldı ve köpürmesini bekleyeceğiz. Daha şu üst kısım ıslanmamış. Ondan ben biraz susayım, siz makineyi izleyin. Gerçekten köpürmesi falan bayağı iyiymiş. Ben beğendim. Üstteki mont gerçekten, yani ikisi de ağır da bana göre şu daha ağır geliyor. Çünkü zaten makineden de belli oluyor yıkamasından.
Şimdi diyeceksiniz yağmur var. Sen niye 800 attın? Ben çünkü böyle hasar şeyleri 800'de yıkıyorum. Remontları zaten 800'de yıkamam gerekiyor. Çünkü montların fiyatı gerçekten aşırı derecede artmış. Ben normalde mont 500 lira civarıydı. Ben montu işte 300-400 civarı bir şeye aldım. Zaten benim ilk 1400 devirli cihazım bu. Ve 1400'ünde ağır yani nasıl diyeyim bizimkilerle ben de çok fazla ses duymuyoruz yani tam illa ama içinde de bir ses olacak zaten. Viking'in şu an köpürmesini çok beğendim. Aşırı güzel yıkıyormuş. Şurada şey var, hocamı sürtüyor az önceki sesten. Bu çünkü şimdi bazıları şimdi güleceğim ama yani ne yapayım? LG'de işte kasnak falan var diyor ama hiçbir şekilde makinede kasnak falan yok. Ama şöyle söyleyeyim, makinedeki su şeyi pek gözükmemesinin sebebi makinenin şu an şöyle anlatayım. Profil öyle kıyasladığımızda kapak kısmını profilonun ağzı büyük, kapağı yani çok şey değil. Engine'in kapağı çok büyük, ağzı çok küçük. Yani bu tek bu cihazda, diğer cihazlar LG'nin bir bunun büyük cihazlarının kapakları biraz küçük yani şöyle falan geliyor. Benimki daha küçük yani buna onlara bakarsan bayağı küçük yani ben bugün mağazaya da gittim. Mağazada belki fotoğrafları birleştirir size atabilirim. Böyle bir düşüncem var. Profilo ile ilgili sıkıntılarımı söyleyeyim. Çamaşır yırtıyor. Yani çamaşır yırtıyor bildiğiniz. Delik delik böyle çamaşır yırtıyor. Kayış kaçırıyor. Rulman diyecek. Motoru takılıyor. Bayağı bir böyle inliyor. Yeni 3-4-5 aylık cihaz. Motoru inliyor yani takılıyor duruyor. Onun da neden, onun neden olduğunu öğrendim. Yani koskoca PSH firmasına profilin en üst düzey cihazına öyle bir şey yakıştıramadım. Yani o kadar iyi dediğim. Yani zaten şöyle Beko veya profili alacaktık. Beko zaten orada önceki makine Arçelik'ti. Pek Beko istemedim oraya işte tekrardan aynı şey başına gelir. Şey sıkıntı olur diye. O yüzden o makineyi hakem heyetine verdi. 6 defa servis geldi 3 ay içinde. Yani ikişer defa her ay ikişer defa. Gelmek suretiyle servis geldi ve servis her şey çamaşır yıkmasını bile normal diyor. O yüzden verdik zaten çamaşır yırtması. Çamaşır yırtması diğer sesleri yapsa amenna ama çamaşır yırtıyor. İşte yani nasıl diyeyim. Yani 4 aylık 5 aylık cihazda ben onu bekleyemem. Erteliğim benim. 8-9 aydan sonra sesleri yapmaya başladı. Servisi bu şekilde kabul etmedi. İşte dedi, makinede sıkıntı yok. Makine normal. Makine gözlerin önünde ses yapar. Ses yapıyordu. Ve normal diyorlardı. Bu da tahminen öyle bir şey olacak diye düşünüyorum. O iade olursa onun yerine galiba elektrolüks düşünüyoruz. LG'yi kullanamayacağını şu an yani çok şey LG almam daha çok öneriyor ama LG'yi kullan yani teyzem aşırı kullanamaz çünkü nasıl anlatayım çok fazla yorganı var işte büyük bir makineye ihtiyacı var bir de şöyle söyleyeyim LG'nin işte bu nasıl diyeyim yastık falan atma sıkıntısı yani sıkmama şeylerini pek yapamaz diye istemiyorum onu çünkü evde biz halledebiliyoruz. Yani annem şeye sahip, makineye hakimiyetine sahip zaten.
Şu an kapağını açmayı çok isterdim ama kapağını açarsam eğer köpük gelecek diye açmak istemiyorum. Kokusu şeylerle aynı. Pervor kadar var. Pervor güzel kokuyor çünkü. Pervor kadar var kokusu ve çok hoşuma gidiyor. Şu an 37 dakikası var makinenin. Altı oldu. Makinenin attığım program 45 dakikalık programdı. Normalde hızlı 30'a atardım. Hızlı 30'da ara sıkmalar yok herhalde. Bunda da ara sıkmalar. Ara sıkmalar yok herhalde. Çünkü 36'da şu an. Bayağı 30'a falan düştüm eğer sıkmaya girer. Ama 800 devri doğru. Bu 800'de ise 10. dakikada final sprint'e 10. dakika falan olması gerekiyor. Yani belki var diye bilmiyorum, tam hassası sadece nerede kullandım, hassası pernelerde kullandım, perde yıkarken tam ne yaptığımı da hatırlamıyorum çünkü perde yıkıyor, nereye baksanız bir ayı geçiyor yani. Bir yandan YKS, bir yandan ev işleri, bir yandan makine şeyi falan, işte geçinip gidiyorum yani. YKS sonra şeyleri, tarihleri de açıklandı. Yani bulaşık makinemle ilgili şeyi söyleyeyim. Prism bulaşık makinem harcayacak. Bulaşık makinem şu sıralar tencereleri yıkamamazlığa başladı ve lambaları kendi yani şey fişe takılı ve kapalı konumdayken lambaları kendi kendine yanıp sönmeye başladı. Biz onun için servis çağırdık. Makinenin sadece kartını değiştirdiler. İşte temiz yıkama olayını da deterjandan kaynaklı dediler. Fairy şey finish kullanıyorduk. Finish Quantum şey. Onu da göstereyim. Nerede? Kutusunu çıkmasını şey yapıyorum. Şundan kullanıyorduk biz bulaşık makinesini. Bundan işte evde feri de vardı. Feri bardakları mahvetti. Bana bunu kullanmamamı söylediler. Bir de işte altında tarih var. O tarihten önce kullanılması gerekiyor falan dediler. Ama yani ben şeyleri de aradım. İşte finish'i aradım. Söyledim işte böyle böyle bir şey var. Doğru mu yanlış mı? İşte dediler ki paketi açıldıktan 18 ay içinde kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde bayatlar dedi. Bu yani nasıl bayatlasın? Yani şöyle anlatayım. Normal şey değil. Şöyle tablet yani. Bunu neresi bayat diyeceğim. Servis buna bayat dedi yani. Şu şekilde bayat dedi. Sinirimi bozdu. Sonra evde feyri vardı. Onun makine temizliği için kullanmaya başlamıştım. İşte kazan temizlemem amaçlı. Ondan bir tane getirdim. Tablet olarak attım. Bu sefer bardaklarım temiz. Tencerelerim çok pis çıktı. 33 dakikada sıkmaya girdi. Pompasının yani suyu biraz geç atıyor diyeyim, nasıl anlatayım. Pompasının hortumunu uzattım. Öne rahat öne çekip çekmek için. Ben devamını anlatayım makine sıkmaya girmeden. Benim Arçeli'yi aradık işte, dedik tencereleri yıkamadı. Bize zaten ben servise dedim, ben makineyi sadece ilk parça değişim istiyordum. Bana parça değiştirme olduktan bir ay sonra eğer sıkıntı çıkarırsa bize arayın demişler de değişim işlemleri başlatılacak yine. İşte yakın zamanda servis gelecek ve kontrol edecek cihazı. Ondan sonra eğer olursa değişim olacak. Yoksa ben makineyi elden satmayı düşünüyorum. Elden satıp tekrardan ağaçelik alacağım çünkü evdekinde yani babam daha doğrusu aile diyeyim ağaçelik diye tutturdu.
LG'yi beğeniyor ama LG'nin bulaşık makineleri çok pahalı olduğunu duyunca istemez. Yani istemezdir yani, öyle söyleyeyim. Zaten şöyle diyorlar, evde herkese Arçelik var. Niye gidip herkes LG'yi alsın ki? Bizim farkımız var falan diyorum yani. O harika, arkada hortum var, o da iyi herhalde. Bakayım. Şöyle. Aynen, hortum. Hortum değil ya. Bence sıkma, sıkacak mı sıkmayacak mı? Aslında şu an tereddütteyim. Öyle söyleyeyim, sıkmayabilir mi, sıkar mı? Bir arkadaşım var, ona beraber, o ben Bora, bunun Erçeliğin borusu vardı bizde. Onu taktım ben bunun arkasına. Ah, sıktı. Zaten makine üst kata çıkacak yazın. Çünkü makinenin yerler aşırı derece tırtıklı. Hatta bulaşık makinesi için her çelik bulaşık makinelerin arkalarında arka ayak yokmuş. Ayarlı ayak yokmuş, öyle söyleyeyim. Bunun yazın ayaklarını değiştirdiler zaten. Yerler ayaklarını, yani arkayı şöyle söyleyeyim, arkaya ek ayak takıldı, öyle söyleyeyim, daha rahat olur. O yüzden bu makine yukarıya çıkacak. Zaten yukarıya üst kata mutlak yapılacakmış. Ondan kaynaklı istiyorum makineyi, bunu yukarıya çıkartmak. Bizim için şey önemli değil işte, makine titremesi falan. Şey işte LG'nin kendi şeyi varmış. Parkeler için ürettiği bir ayak varmış. Parkeler için ürettiği bir ayak varmış. Ondan temin ettirebilirim belki. Eğer ben arayıp şey sordum işte, parke için uyuyormuş. Acaba dedim fayans için uyar mı? İşte onun için daha iyi bilgi almam için şeye gitmem gerekiyormuş. Servisin numarasını aldım. Yarın yakın zamanlarda servisi arayıp tek bilgi alacağım. İşte olmadı. O bazı parçayı takacağım buraya. Başka çarem yok. Aslında yani, çünkü mutfak boş kalacak yukarıya mutfak yapılırsa. Şu an makine kaç devirdi ona bakacağım. Şu an 660 devirdi. Şurada şöyle köpük çıkmasını çok hoşuma gidiyor, biliyor musunuz? Hortum olayını da anlatayım. İşte dediğim gibi ben bu makineyi nasıl diyeyim? Şeyi dedim, normalde uymuyor. Elcim şey, çeşmeye hortumu yetişmiyor. Kendi hortumu. Biz buna şeye hortum taktık. Uzun bir hortum aldık. Uzun hortum taktık. Şey su, şu işte su almak için aldığı su hortumu var ya, işte neyse artık, mintile bağlanan onu biz kendimiz aldık. Hatta LG'ninki de yukarıda duruyor, LG'ninki bayağı kısa kalıyor. Şeyde bir şeye sordum işte, şey var, Ömer soyadını hatırlamıyorum, şey var işte, Instagram hesabından bakarsınız, haş ya. BSH Holder olan TR arkadaşım, yani Ömer, işte bana e-portunu takarsan daha rahat olur dedi.
İşte öyle ek olsun patlık. Şu an gerçekten daha iyi yani. Direkt buradan sıktığı gibi çıkaracağım. Kurutmalığa getireceğim. Kurutma makinesi alacağız da tam ne zaman alınacak hiç bilmiyorum. Alınacak dediler ama ne zaman alınacak konusunda bir fikrim yok. Şu üçüncü parça şurada gözüküyor. Işık sönerse lambayı devreye sokacağım. O zaman pek bir şey görünmeyebilir. Bayağı yani durulamalarında bayağı su alıyor. Ve çok iyi duruluyor. Yani şuraların köpük olmasına rağmen makine iyi duruluyor bize göre. Çünkü benim yani benim ben bize öyle geliyor yani. Şu an başka bir şey diyebilirsiniz. Şunu ben en son 15 bunu 15 liraya mı almıştım? Öyle bir şeydi. Bunun fiyatı şu an 25 lira olmuş. İyi ki evde yani 7-8 çeşit de yumuşatıcım var. Ayrıyeten böyle doldurtturuyorum. Viking doldurtturuyorum. Bunu normal, bu Viking'i normal marketten aldım. Aa 101'den o da 20 liraydı. Burada bir yerel market var. Orada 26 liraydı. Bir deneyeyim dedim. Şimdi kokusunu merak ediyorum nasıl. Oradaki yani kapaktan açıp kokladığınızda kokusu gayet iyi. Bu video bittikten sonra bir bazı ayarlar var, onları göstermem gerekiyor. Onu ayrı bir video olarak çekeceğim. İşte nasıl çocuk kilidi etkinleştirilir? Nasıl çocuk kilidi etkinleştirilir demiştim. Alarm sesini açıp kapatma, normal sırada sıkmaya alma. Onları göstereceğim. Onları ayrı bir videoda göstereceğim. Tahminen bu 20'de sıkmaya gider. 15'te bitirir. 15'te durulamaya geçer. Onda bitirir. Onda final spin yapar bitirir. Bu iki durulamalı. Çünkü durulama plus veya yoğunla basmalı. Standart çıkıyor şu an. Şu an 23 dakikasına. Bu program hassas programında perdeleri de yıkıyorum.
Bir an ekrana bakınca sıcaklık görmeyince ben acaba soğukta mı yıkıyorum? Erçinlikte çünkü öyle. Lambalar yanmıyor. Sıcaklık lambaları yanmayınca soğuk oluyor. O geldi aklıma ama değilmiş. İşte 1000 devirlikten 1400 devirin 1400 deviri sıktırdım ve anneme gösterdiğimde ilk zaten onun iş çamaşırlarıydı. Gayet beğendi yani bayağı kuruydu ve zaten o zaman yine yağmur yağıyordu. Kurutmalı yok yağmur mu yağıyordu? Yağmıyordu galiba tam bilmiyorum. Ay 22'de girdi. Üst durulama yapabilir o zaman tam bilmiyorum. Çünkü nasıl diyeyim perdeleri falan attığımda mesela o evin yıkan işte silinen camı o sırada silinir. Bir yandan çamaşır perdesi makineye atılır. Bittiği zaman direkt asılır zaten. Bizde öyle. Zaten biz cam silene kadar makineye bitmiş oluyor. Bu sefer şu su boşaltma sesi her LG'de var zaten. Yabancı olsun, Türk olsun hepsinde aynı. Boru uzunluğundan kaynaklı. Normalde bir tane tık yapıp geçiyor. O tıkır tıkır. Ama birden çok yapınca o boruda kalıyor herhalde o su. Dengesiz oldu. Son 21 dakika kaldı. Umarım inşallah şarjım yeter. Çünkü 50'den fazlaydı. Yoksa bu videoyu durup telefonu şarjı takıp bir yandan size çekmem gerekecek. Telefonun şarjı ters yönde kalmasaydı. Benim telefonum kamerası şu an alt kısmında, üst kısımda şu an. Tam tersine çevirsem hiçbir şey göremezsiniz çünkü alttaki şeye değer. Şu anki devrine kontrol ediyorum. 400 devir. Düştüğü zaman kaçta kalıyormuş onu bakalım. Farklı bir değer çıkıyor şu an. Galiba yıkama olarak düşündüyse eğer çünkü normal sıkmaya geçişinde anlaşılır yani şöyle hızlanıyor ya. Şu an bakacağım. %50 devir falanmış o zaman. Çünkü böyle 200-300 şu an 320, 330 böyle 4 şu an şu anki 400 şu anki 400 değeri belli bir şeyden sonra hızdan sonra kendi enerjisini kendisi üretiyormuş. Servis kendisi söyledi. Zaten tanıtımdaki adam da söyledi. Şeyde MediaMarkt'tan almıştım bunu. Oradaki adam da söyledi. Zaten dedi işte 1200-1400 civarlarında kendi enerjisini kendisi üretiyor. Çünkü elektrostatik motorlu bu. Normal motor değil. Kastak değil. O yüzden. Benim söylediğim zaman kendi motorun elektriğini kendisi üretiyor. Şu an 18 dakikası var makinenin. Şimdi videoya 27. 37, 40 işte durdurma tam ilerinde ilerliyor yani
Birleştirince ortaya çıkacak mı zaten tam kaç dakika olduğunu. Şu anki devrine bakacağım. 690, 700 demiş şu an. Ara sıkmaları 700, yani 800'ü ayarladıysam ara sıkmaları 700-600 devir civarı oluyor. Final spini 800 oluyor. Zaten 800 dedim, 850 falan yapıyor. Tam değer değil, daha birazcık daha yükseğini yapıyor. Ay ne güzel yapıştı. Şimdi yumuşatma kısmına geçiyor. Yumuşatıcımız Vernet Supreme Romance. Vernet Supreme'de iki tane var. Bir tanesi sarı isimliydi. Flow mu? Öyle bir şeydi, saçma sapan bir şey isimli. Onu pek kimse beğenmez. Beğenmedi yani. Nasıl beğenmedi? İşte aldığım yer falan tavsiye etmedi. İşte ben alacağım, deneyeceğim. Ama gerçekten evde aşırı gelince kokusu kalıyor. Şu an yatak, ama yatak örtü diyorum. Koltuk örtülerinde bile kokusu var. İşte şakayı kimse sevmez. Yeşil şayva şakayıklı olanın pis kimse sevmez kolay kolay. Onun kokusu da hoşuma gidiyor. Bayağı bildiğiniz jelibon kokuyor. Perdelerde onları kullanıyorum. Ondan bir tane alıp eve koymam gerekiyor. Onu düşünüyorum şu an. Hangi markette daha iyi ve uygunsa gidip oradan alacağım. Toptancı ya da en kötü. Buralarda şey bizim var. İşte İzbakbay falan var. Oralara bakmam mı gerekiyor. İzbakbay'da galiba alışveriş yapılmıyor. Yani nasıl diyeyim? Bireysel. Orası sadece toptan satış yapıyor diye biliyorum. Perakende yapmıyor. İlk başta yumuşatıcı kısmından soğuk duruyor. Ondan sonra bütün her yerden alıyor bu. Her şeyinde öyle. Bütün programlarda aynı, değişen bir şekil yok. Yumuşatıcı kısmı öyle. Şu an 15 dakikası var. Ve videomuz 29. 49. Program kadar 45 dakikalık mıydı? Tam hatırlamıyorum. 45 dakikalık mıydı? Bu su şeyi paletlerden geliyor. Az bir şey mesela kendim su aldırdığımda içi boşken aynı ses gene gidiyor. Şimdi paletlere, palet hizası kadar su aldırdığımda paletleri bulma sesi o. Şu anki normal sesi. Hiçbir şekilde tüylü bir mont ilk defa aldım şu an. Tüylü mont giyeceğim. İnşallah bana yani keko falan demezler. Yani keko falan değilim yani. Bildiğiniz modern bir insanım. Genellikle onları öyle şey, öyle kişiler giydiği için. Ne nasıl anlatayım? Boyuma göre falan o uygun geliyor. Boyum çok uzun olduğu için. Hala almaya devam ediyor.
Şuradan böyle akıyor, hoşuma gidiyor. Ya ben böyle böyle vurunca de ses geliyor. Kapağını pek beğenmiyorum, onu söyleyeyim gerçekten. Kapağı bilmiyorum. Ya rengi falan güzel de ne bileyim. Jane'linkini, bunun eski modellerinkini hiç beğenmiyorum. Zaten onlar daha iyi. Çünkü biz bunu almaya gitmeden önce bir yere uğradık. O bunun eski versiyonu 9 kilosu vardı. O zaman bunda yapay zeka var. Bunda yapay zeka yok. Onun sadece fonksiyon tuşları fazlaydı. İşte fiyatı çok fazlaydı. Ben dedim bunu alacağım. Ama ilk bunu almışım. Suyu eksildiği an su almaya devam ediyor. Çamaşırlar suyu yedikçe suyu almaya devam ediyor. Almamazlık yapmıyor. İlla bu seviyeye getireceğim diyor yani. Başka çarem yok diyor. Ya da bir iki dakika sonra boşaltacağım yani. Boşaltma programına geçecek. Su boşaltma programına. Böyle nefes alışverişimiz alerjim var. Yazın da kışın da böyle. İlkbahar, sonbahar, kış hep böyle. Yazın rahatım ama ilkbahar, sonbahar, kış benim mahvoluyorum yani. Ülke değiştirmem gerekiyor bana. Ya ameliyat olacağım, belki inşallah düzelir. İşte hem polen alerjim var. İşte şu an yapraklar dökülüyor. İşte tozları, mozları, onlar beni hapşurtuyor. Yani zaten deterjanlardan bazılarında da var. İşte mesela nasıl diyeyim, bildiğiniz katı sabun koklayamıyorum. Koklayınca direkt hapşırıyor, tutuyor. Ama toz deterjan koklayınca oluyor. Isıvı deterjan koklayınca bir şey olmuyor. İşte bulaşık deterjan koklayınca bir şey olmuyor. İşte şey sakın yani nasıl diyeyim, tuz ruğu falan koklamıyorum çok şükür. Öyle bir alışkanlığım yok. Ha. Az önce şeylerden dolayı kusura bakmayın. Bizimkine böyle arada bağlama çalınış yapıyorlar. Son 10 dakikası. Ve video 36 mı? Yani bana göre 36 birleştirme. Birleştireceğim için daha yüksek bir şey olabilir. 38-40. İşte 40 falan olabilir. Tam bilmiyorum. Şu an sıkmayabilir. Ne? Bakalım. İnşallah sıkar. Kadının geldiğinden beri böyle dönüyor. Servise sorduğunda servis bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Zaten çoğu kazanlar artık böyle üretiliyormuş. Gece körük takmak için falan daha rahat oluyormuş.
suya atamıyor. O borda kaldığı için belki atamıyor olabilir. Şu an dengesiz durumda. Eski cihazlar normal dengesize girmiyor ama bir cihaz dengesize giriyor. Yani bildiğiniz gibi en yüksek dengesi bu zaten. Daha yüksek dengesize girmiyor. Şu ayağı dengesiz. Tık tık sesi ondan geliyor. Şu an 6 dakikası var. Sıkma şeye bakıyorum. Sıkma hızına. Şu an 400 devir. 800'e çıkacak. Son 1-2 dakika kala arkaya alacağım kamerayı, sitesini falan dinleyin nasıl ent yazıyor falan diye yani görmek amaçlı. Cama bu ulaştı. Şu an devrine bakıyorum. Hala şu an 6. Bu kadar ne çıkmıyor. Şu an 540 devir falanmış. Bana çünkü soruyorlar işte alarm sesini nasıl kapatabiliriz, nasıl açabiliriz, işte çocuk kilidini nasıl etkinleştiririz, nasıl çıkartabiliriz, sadece sıkma nasıl yapılır. Programlarda durulama ve sıkma var. Durulama seçeneği olsaydı mesela bu cihazda o yüzden kapatıp şey olabilirdi. Şu an 5. dakikada ve sıkmasını kontrol ediyorum. 680 devir, 690, 700. Zaten benim yerim öyle bir şey ki burada dolap varken dolap nasıl burada duruyordu onu hiç düşünmüyorum yani. Şu an 720 devir. Ve 4 dakikası. Belki halbuki normalde 4-5'te falan 800'de oluyor. Hassası demek ki böyle. Dediğim gibi hassas sıkmasını hiç falan görmedim. Durumlamasını nasıl yapıyor, nasıl ediyor. Düştü işte. 800'dü. Tam düştü. Değer 800'ü gösterince düşüyor zaten. Ben şimdi kamerayı lambayı açacağım. Kamerayı geri alacağım.
bakacağım. Ona göre dışarı yazacağım diyeceğim de. Hava bayağı kötü yani. Yani yağmurca yağmur yağmur. O yüzden... Şöyle yapalım. Böyle daha güzel duruyormuş. O şu an şişme mont olduğunu falan algıladı. Ama ikide hala. Şurada bir şey var, onu yerleştiriyorum. Deterjanları buraya. Şu an bunu almanızı tavsiye edeyim. Şunu da söyleyeyim. Tavsiye edeceğim ya da etmeyeceğim. Şu an ismini de söylüyorum. Viking deterjan %100 hijyen renkler için. Gümüş yon teknolojisi yazıyor. Viking'in her şey güzel ve deterjanı da kontrol edeyim. Bakın deterjan da nasıl. Çünkü Viking şeyi de tuvalet kağıdı da üretiyor ama Viking ismiyle değil farklı bir isimle. Viking şey pufla olarak da üretiyor. Pufla bir de bir tane daha vardı. Şöyle koklayacağım. Çıkartmak istemiyorum. Bayağı iyi kokuyor yani bildiğiniz. O kadar iyi kokuyor ki şu an yemeğim aşık oldum. Pervar kadar kokuyor yani. Benim videom buraya kadardı. Kapağını açayım. Ve şöyle açık bırakıyorum. Kuruyor. Kuruduktan sonra kapaklar örtülüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın.